Merhaba. Mayıs ayında yapılan iki turlu seçimden bu tarafa siyasetten umut kesildi. Sarayla iş tutanları, oradan nem nemalananları kastetmiyorum elbette. Seçmen uzun yıllar sonra ilk defa iktidarı değiştirebileceğine inandı. Hayal kırıklığının büyüklüğü bundan. Seçimin hemen ardından muhalefetin hesap vermemesi, zarlar hileli olsa da mağlubiyeti süratle kabul edip elindekiyle yetinmesi, muhalif seçmendeki hayal kırıklığını katladı. İnsanlar öfkeli, çaresiz, gelecek için herhangi bir umut kırıntısı taşımıyor. Hatırı sayılır çoğunlukta vatandaş, Türkiye yaşamını sonlandırma, ülkesini terk etme kararı aldı. Çocuklarını daha müreffeh, medeni, geleceğinden emin oldukları batıda yetiştirmek için adeta kapılarda sıraya girdiler. Ne çare, göç ve göçmenlik çok zorlaştı. Batılı devletler, bırakın turist vizesini, iş gezisi ya da öğrenci programları için bile kılı kırk yarıyor. Seçim sonrası Türkiye muhalif siyasetinde iki çarpıcı sonuçla karşı karşıyayız. Herkes haklı, kimse sorumluluğu üzerine almıyor, iktidar olmak gibi bir niyetleri yokmuş. Milleti şahane oyalamışlar. Bakar mısınız İyi Parti Ankara Milletvekili Adnan Peker altılı masa seçim kazanmış olsaydı biz daha bakanlıkları oluşturamazmışız. Allah memleketi korumuş diyor. Bu laflar Genel Başkan Meral Akşener'e hatırlatılınca cevabı arkadaşlarımızda büyük hayal kırıklığı, öfke var oluyor. Hayal kırıklığı ve öfkeyi de seçmenin elinden aldılar ya pes. Elim kırılaydı da oy vermeyeydim diyen AKP'li seçmen daha samimi valla. Altılı Masa'nın dört küçük ortağı dışında süreçten karlı çıkan yok. Kimse onlara yenilginin hesabını sormadığı gibi ittifak konforlu alanlarını büyüttü, keyifleri gıcır. Saray meclis açılınca yeni anayasayı gündeme getirecek ve belli ki yerel seçimlere kadar bunu tartışacağız rejimi önce fiilen sonra anayasal olarak değiştiren Erdoğan'ın halen darbe anayasasından kurtulmaktan bahsetmesini kınamayın, bu onun normali. Muhalefetin polemik için şimdiden sıraya girmiş olması da onların normali. Hoş artık muhalefet demek sırıtıyor ya, neyse. İnsanların başına gelecek var doğru da seçime kadar tüm meseleleri çarpıtıp halının altına süpüren Erdoğan'ın itirafları milleti bilmem Türkiye müktesebatına yakışmıyor. Hemen her konuşmasında hayat pahalılığı diyor, enflasyonu dize getireceğiz diyor, bunun gerekçeleri olarak ham madde, nakliyat, enerji, işçilik, kira gibi unsurların öne çıktığını söylüyor. Döviz kurundaki yükselişin fiyatları doğrudan etkilediğini söylüyor filan dış güçler demiyor, Türkiye'ye operasyon çekiliyor demiyor artık. Bakın Türkiye resmi TÜİK enflasyonu verileriyle Venezuela, Lübnan, Suriye, Arjantin, Zimbabwe ve Sudan'dan sonra dünya yedincisi. Gerçek enflasyon 3 haneli. Bu hesapla dünya üçüncüsü. Bir buçuk yıldır savaştaki Ukrayna'da bile enflasyon sadece %11.3. Gel gelelim körfezden beklenen hayat öpücüğü. Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Dünya Bankası Türkiye ekonomisinin istikrara kavuşmasına yardımcı olmak amacıyla verdiği desteği iki katına, yani 17 milyar dolardan 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. Para özel sektöre ve hazineye gidecek. Mehmet Şimşek ilk destek kredisini New York'ta kopardı. Bunu da Dünya Bankası ile 895 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladık diye müjdeledi. Bir ülke düşünün ki Maliye Bakanı onaylattığı bilmem kaç milyon euroluk kredi paketiyle övünüyor ve apaçık bir acziyeti başarı gibi sunuyor. Erdoğan orada durduğu sürece ekonomiye istikrar geleceği yok. Bunu Dünya Bankası da çok iyi biliyor elbette. Birileri onu orada tutuyor sadece. Çarpıcı gerçekse Türkiye muhalefetinin bunu satın almış olması. Erdoğan'ın son nefesine kadar bekleyecekler. Tabii o son nefesini verirken onları da beraberinde götürmezse.